Ön çapraz bağ yaralanmalarının tanı ve tedavisinde e, her şeyden önce en önemli parametre fizik muayene ve hikayedir. E, hikaye e, bu işin e, en önemli kısmını oluşturuyor aslında. E, kişi genellikle e, spor faaliyeti sırasında dizinin döndüğünü, e, bu dönme sırasında genellikle bir ses duyduğunu, kopma sesini duyduğunu ve spor faaliyetine devam edemediğini bize söyler. Yaklaşık 1- bir buçuk saat sonra dizinde bir şişme meydana geldiğini ağrıyla beraber basmakta zorlandığını ve hastaneye çoğunlukla başvurmak zorunda kaldığını ifade eder. Polikliniğimize gelen hastaların büyük bir çoğunluğu travmadan sonra erken dönemde gelir. Fizik muayene hikayesini dinledikten sonra fizik muayenesinde dizde ödem devam ediyor olabilir. Ne kadar erken sürede geliyorsa ödem devam ediyor olabilir. Ödem süreci eğer yeterli soğuk uygulama yapıldıysa geçmiş de olabilir. E, fizik muayenesinde dizin e, stabilite testleri yapılır. E, ön çekmece ve pivot shift lahman testleri dediğimiz özel testlerle ön çapraz değerlendirilir. Ön çapraz koptuysa testler pozitif ve dizde bir güvensizliğin olduğu, stabilitenin, stabilitede bir sorunun olduğu e, ifade edilir. E, zaten hasta genellikle dizine güvenemediğini, dizinde bir boşluk hissettiğini. Asıl problemin güvensizlik olduğunu, ağrı probleminin çok ön planda olmadığını bize ifade eder. Fakat ön çapraz bağ ayarlanmaları tek başına olmayabilir. Beraberinde kıkırdak, menisküs yaralanmaları eşlik edebilir. O zaman ağrı da ön çapraz güvensizliğe eklenebilir. Ön çapraz bağ ayarlanmasını düşündüğümüz hastalarda hikaye ve fizik muayene dışında görüntüleme yöntemlerine başvuruyoruz. Çünkü sıklıkla e, tedavi seçeneği cerrahi olduğu için e, aktif kişilerde özellikle e, tanıyı netleştirmek istiyoruz. E, bu sebeple MR görüntüleme yöntemine başvuruyoruz. MR ile yumuşak dokuları değerlendirebildiğimiz için e, ön çaprazı değerlendiriyoruz. Ön çaprazda bir kopmayı MR ile de teyit ettikten sonra ki %95 oranında doğru teyit ediyoruz iyi bir MR e, görüntülemesiyle e, hastaya cerrahi seçeneklerini anlatmaya başlıyoruz.